<laughs> Konsol oyundan merhaba arkadaşlar, dün aldığımız bir haberle birlikte bir kez daha sinemada, beyaz perdede daha doğrusu, süper kahraman filmlerinin yükselişine şahit olabiliriz. Nitekim, Disney, Star Wars'tan sonraki en büyük hamlesi diyebilir miyiz? Yani, neredeyse. Diyebiliriz, e, 21... 20... Century. Neydi ya? Fox. değil, değil Fox, Fox diyelim abi bununam. Şey evet, e, Fox'un büyük bir kısmını 52 milyar dolara satın aldı arkadaşlar ve bu satın alma içerisinde e, Marvel karakterleri, X-Men, Deadpool, e, kim Fantastic vardı? Fantastic dörtlü ve bunun yanı sıra Simpson. Hı hı. Ve Fox'un Hulu yatırımı gibi %30'unu mu ne almış herhalde Hulu'nun da dahil olduğu bir e, paketi kendi bünyesine katmış durumda ve bu tabii ki ne demek oluyor arkadaşlar artık X-Men karakterlerini e, Marvel sinematik evreninde görebileceğimiz manasına geliyor ama bu satın almanın ardından e, Fox'un Marvel filmlerine de hı hı. müptela olan diyelim e, çizgi roman tutkunlarının aklında iki soru işareti var bir Logan gibi vurucu bir yani aslında tam beklediğimiz şiddete sahip olmasa da bayağı şiddetli bir hmm. e, süper kahraman filmiydi. Şiddetli bir e, başka X-Men filmi görebilecek miyiz? İki Deadpool'u biz... Daha önce o Wolverine filminde olduğu gibi değildi. <laughs> hı hı. Bu yeni versiyonu Ryan Reynolds'ın e, yeniden yine gerçi Ryan Reynolds'tı değil mi zannedersem? Değil, de, Ryan e, yeni Ryan Reynolds'ın yeni yorumuyla birlikte seviyoruz demişlerdi. Ki öyle zaten gerçekten de Deadpool'a yakışan o. Tam anlamıyla öyle haylaz bir karakter. Acaba Deadpool nasıl? Evet. Ee, ne olacak? Beyaz perdeye yansıtılacak diye sordular. Nitekim her ne olursa olsun Disney family friendly olarak gözüken aslında Nintendo gibi diyelim hı hı. çok fazla böyle şiddete eğilim göstermeyen mümkün olduğunca genel kitlenin izleyebileceği filmler yapıyor ve bu Deadpool gibi Logan gibi yorumlanmış e, filmlerin bir daha görülemeyeceği manasına da gelir mi acaba? Acaba yani her şeyden önce Disney abi sonuçta para peşinde koşan firmalardan bir tanesi amaçları para bu adamların yani dünyaya sevgi dağıtmak değil yani. ee, ve yani Fox da uzun yıllar boyunca inatlaştı R rated süper kahraman filmleri çekmemek konusunda. Ama Deadpool buna ciddi bir talep olduğunun büyük bir kanıtı oldu yani. Deadpool filmlerinin R rated olarak ciddi hani yetişkin kitleyi de sinemaya çekebildiğini kanıtladı gerçekten. Bütçesini kaça katlamıştı? 20'ye mi ne katlamıştı bütçesini? Herhalde? birazcık abartılı olur bir 20 ama herhalde bir 15'e falan katladı. Yani büyük bir ee, geri dönüş aldılar diyebiliriz. Tabii ama 50, 50 milyon dolar mı ne çekildi? Abi neredeyse 1 milyar dolar getirdi. Hani bayağı şey yaptı, katladı yani. Ee, ve ya şu noktada açıkçası Disney'in tekrardan alıp da bunu PG 13'e çekmesi çok komik olur. Yani barizen de başarılı olan bir formülü zaten sen yine inatla şey yaparsan, değiştirirsen e, bu sefer de asıl ana ana kitleni kaybedersin yani çocuk kitleyi çekeceğim derken ana kitleni kaybedersin. E, ya yani Disney'in orada olduğu kaldığı yerden devam etmemiz gerekiyor ama şimdi benim asıl merak ettiğim şey. Şimdi Deadpool zaten daha yeni çıkmış ve başarılı olmuş bir proje. Evet. İkincisi de yani, yolda. Diye i̇kincisi diyelim. de yolda. Şimdi Disney'in bunu alıp Ha ne yapacak? Nasıl değiştirecek? X-Men'i sıfırlayacağı kesin yani. Bence yapılması gereken o. X-Men'i şu an Marvel katmak istiyorsa bu adamlar sıfırlamaları gerekiyor. Yepyeni aktörlerle, aktrislerle beraber yepyeni bir kadro oluşturması gerekiyor ama Deadpool'da durum bence yani birazcık farklı. Çünkü Deadpool'u gerçekten Deadpool haline getirecek çok fazla insan yok dünyada. üzerinde. Şu an Ryan Reynolds'dan çok iyi götürüyor. Yani Ryan diye. Reynolds'dan hani çünkü adam hani o karakteri bildiğin yükleniyor herif. Direkt olarak benimsiyor ve direkt o karakter haline dönüyor ya. Ryan'ın zaten kendisi aşağı yukarı Deadpool Deadpool'dan Deadpool <laughs> yani öyle bir şey herif zaten yani. Öyle diye. bir karakter zaten. Yani onu değiştirmek ve farklı bir forma sokmak bana birazcık yanlış oluyor gibi. Bu arada Deadpool filmi de büyük bir fanı değilimdir. Öyle çok aşırı bayıldığımı söylemiyorum ama Deadpool o adamı iyi şey yapıyor abi. İyi resmediyor bir yani. Bir şey var yani Deadpool karakterini ancak bu şekilde verebilirsin. Aynen öyle. Yani Deadpool'un en büyük özelliği tabii ki de işte orasını burasını kesiyorsun öldürüyorsun geri dönüyor falan ama karakterin bütün şeyle, dünyayla dalga geçmesi üzerine kurulu bir sistem aslında. Çok mizahi bir yönü olması. Deadpool'u, Deadpool, u, Deadpool u yapan özelliklerden bir tanesi. Bunların hepsini elinden alıp böyle alakaya maydanoz belki bir şey olacak ama Batman, Bruce Wayne felsefesi yapan bir karakter haline getiremez. Yok, geçeceğinden değil. Yani aktörcük diye oturmuş anladın mı? Bu noktadan sonra değiştirmek hele ki daha yeni gelmişken. Şöyle, şöyle bir değiştirmek, şey, çok... aktörü değiştirmese bile bence hı hı. söylemini de değiştirmemesi Tabii lazım. Tabii ki canım. Yani asla söylemini değiştirmemesi lazım. O X-Men, Wolverine filminin sonunda Gösterdiklerinde ben onun Deadpool olduğunu bile anlamamıştım. Ağzı kapalı işte. böyle şey şey bakan bir karakter. <laughs> ya bu kadar ya süper kahraman filmlerinin bence aşırı derecede koyu gitmemesi lazım. Hı -hı. Gidiyorsa bile bu koyuluğun Thor Ragnarok tadında olması lazım. Hı -hı. Ben onu fark ettim en azından kendim bir izleyici olarak diyeyim. Belki herkes bu konuda aynı görüşte olmayabilir ama abi süper kahraman filminin birazcık geniş olması, rahat olması lazım ya. Çok böyle kendini kastırmaması lazım. Deadpool'dan ve Thor Ragnarok'tan öğrendiğim benim bu. Hı, -hı. Ve yani Deadpool çok sık dördüncü doları kıran bir karakter olduğundan hani şey muhabbeti bile yapabilir. Eh biz de Disney satın aldı artık falan deyip girebilir yani konuya. Direkt olarak hani şey gerek yok harbiden. Bir değişime gerek yok. X-Men'de var. Kesinlikle bir değişime ihtiyacı Zaten X-Men filmleri tam bir kaos. Evet çorba ee, Bir yani, yani Orası çok felaket. O yüzden Bence e, yani direkt olarak hani Ryan Reynolds'tan devam etmeliler diye düşünüyorum. En azından Deadpool kısmında. Dediğim gibi X-Men'den ne yapıyorsa yapsın. Orasının değişmesi lazım zaten. Oraya ciddi bir değişim ihtiyaç vardı. Marvel o değişimi getirsin. Ama Deadpool aynı şekilde devam etsin. E, bir diğer soru şimdi. E, Marvel biliyorsunuz uzun bir süredir e, yan materyaller Marvel'ın yan materyallerinde işte ne bileyim hem çizgi romanlarda hem oyunlarda bilmemlerde falan filan haklarına sahip olmadığı tüm karakterleri arka plan etti. Yani Çok Evet, bayağıdır bunu takdir Marvel vs. Capcom'da bile, yani Wolverine'siz bir Marvel vs. Capcom çıktı yani piyasaya. Ve sayesinde Guardians of the Galaxy daha yakından yani tanışma evet. şansına eriştik. Hani e, X-Men'in geri dönmesi demek acaba? Bu karakteri... Bütün bu oyunları da acaba bu karakterlerin geri dönmesi mi demek? X-Men DLC'si mi göreceğiz Marvel vs. Capcom'da böyle bir anda 20 tane X-Men karakteri. Oh, lan DLC diye böyle gelip koyacaklar mı nedir yani? Olabilir. Acaba o kısmı nasıl etkileyecek? Bu oyunlarda ben artık hani tekrar bu karakterlerin geri dönmelerini istiyorum. Bu karakterlerin tekrar ön plana çıkmasını istiyorum. Hele Fantastic Four zaten yok etti herifler bildiğin. Yani sırf Fox'un önünde diye hani her yerden sildiler. Neredeyse çizgi romanlara bile doğru düzgün gözükmüyorlarmış artık. O karakterlerin de belki bir geri dönmesi. Tekrardan o karakterleri de sevebilmemiz... E demek yani anlamına geliyor. Gördüğümüz bir afiş vardı. Ben Marvel'ın direkt resmi sayfası paylaştığı için gerçek zannetmiştim. Gerçek değilmiş. Hayranlar tarafından evet, yapılmış Marvel ama Marvel'ın da onayladığı bir şey belli yani ki. Marvel vs X-Men şey pardon Avengers vs X-Men filmi 2020 yazıyordu ama 2020 öyle bir filmi zaten nasıl yetiştirdiler o da ayrı bir soru. 2019'da çünkü Avengers'ın şeyi çıkacak, Infinity War'un devam filmi çıkacak. 2020'ye o yetişmez. Ee, 2020'yi ancak standalone X-Men filmi yetiştirirler. Hani sadece X-Men anlatacak olan bir film yetiştirirler. Şöyle bir... Bir de bütün diyorum ya o aktörlerin de şeyi bitiyor, kontratı bitiyor. Orijinal Avengers kadrosuyla şeyi kapıştırmaları birazcık zor olacak. Ben şunu düşünüyorum. Önce bir elden geçirir. Yeni bir kadroyu belirler. Bir kendi söylemini ortaya koyar bir film. Evet. Standalone bir X-Men filmi bence ortaya koyulur. Yapılırsa ondan sonra yapılır. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla... Hiçbir şekilde Marvel acele etmiyor karakterlerini güzelce tanıtıyor. DC gibi yaldır yıldır gitmiyor. X-Men'de de yeni kadrosuyla, yeni anlayışıyla bir X-Men portresi çizdikten sonra e, Avengers'la kapışma gibi bir şeye yola şey yol açar. Şey çok büyük sıkıntı abi. Yani ben hep onu hissetmişimdir Marvel çizgi romanlarında direkt Marvel evreninde X-Men'in sanki kendi evreni varmış gibi. Hep, çok geniş ama hep zaten hep öyledir kendi yani. E, Marvel'ın hikayesinde X-Men evreni sanki hep diğerlerinden bağımsız gibiydi. Yani çünkü şey bana hep çok saçma gelmiştir. X-Men'in hikayesi şeydir ya insanlar kabul etmez mutantları. Hı hı. Mutantları hor görürler. Sürekli olarak onlara işte ne bileyim bildiğin e, yapıyor yani olarak. kuku Kulaklıklarının avladığı gibi yani şeyleri siyahileri avladığı gibi bunlar da mutantları avlarlar ya öyle bir evrendir. Ama öbür tarafta yani süper kahramanlar el yani çok iyi bakarlar hep. Ha harikasınız. Falan. Onlar da aynı şekilde özel güçleri olan. Hiçbir yani şey yok canım. Mantıksız yani o kısım. Hani mutantlardan bu kadar nefret edip de süper kahramanların bu kadar sevmesi insanların onları tapmaları bana hep saçma gelmiştir. Sanki şey o yüzden de diyorum de. ya. Hani Avengers'la X-Men evreni birbirinden hep ayrı gibi gelmiştir bana o yüzden. Amerikan İç Savaşı gibi olmasın. Hani kuzeyle güney birbirine girmiş yüz yüzünden. Belki güneyde X-Men vardır, kuzeyde <gülüyor> <gülüyor> Vardır. Sonra onlar kapışacaktır. Abraham Lincoln gelecektir. Kaldıracaktır şeyi. Mutantlara uçurduğu falan. Ben yani, saçmalıyormuşum. E, ki Marvel'da şu ana kadar evrenini öyle bir kurdu ki açıkçası mutantlara yer yok şu an Marvel'ın kurduğu. Yani film evreninde mutantlara yer yok. Mutantlar oraya dahil ederken ne gibi bir hokkabazlık yapacaklar? Nereden sokacaklar? Nasıl yapacaklar? Bilmiyorum. Ve e, umuyorum hani Spider-Man spider mani spider -Man kabullendik artık. spider yaptıkları gibi böyle çömez eksimen muhabbet üzerinden yürümezler umarım. Bak sen daha bıyıkları yeni yeni terliyor. Tüyleri yeni yeni kabarıyor. Yani, şeyde. Hani <laughs> orijinal Thorpe beşli de. üzerinden mi başlarlar? Orijinal beşli konseptini kabul edebilirim. Wolverine için Wolverine, birazcık Cyclops. bekleyebilirim. Yok. Ha, Wolverine, Wolverine, yok. yok muydu? E, ee, orijinal <laughs> beşli abi. Cyclops, Jean Grey, e, Iceman. Sen Jean Grey deyince benim X-Men Russia'ya Ice Iceman, tabii. Beast ve Archangel. O zamanlar sadece Angel diye geçiyordu. Orijinal beşli onlar. Yani bizim tanıdığımız aslında Beast, Cyclops ve şey daha çok ön planda. Iceman ve şey birazcık daha az biliniyor ya diyelim. Yani. Iceman ve Angel biraz daha Az bilinen ama aslında şeyin yani bildiğin X kemik kadrosundan. X-Men'in kemik kadrosundan. Kemik ama Wolverine sizde çıkış yapacaklarını zannetmiyorum ya. Çok ikon bir karakter ya. <laughs> evet ama yapabilirler bu arada. Marvel e, bu tarz şeyleri... Seviyor. Yapmaya Deneyebiliyor. Marvel hani farklı bir şeyler deneyebiliyor. Ellerinde ama şey olmadığı için X-Men ve e, Fantasy 4 lisansı olmadığı için adamlar hani farklı bir şeyler denemeye hazırlardı. Hani nereden tuttururuz modunda. Şu anda X-Men alınca rahatlayacaklar mı bilmiyorum. Yine farklı bir şeyler deneyecekler mi... Direkt olarak belki Ultimate Evren'in üzerinden giderler. Ultimate Evren'de Wolverine mesela aynı şekilde orijinal 5'i vardı ama Wolverine direkt ilk bölümden zart diye giriyordu. Normalde Wolverine bayağı sonradan giriyor. Giant Size X-Men diye. X-Men bu arada hiç tutmayan bir seri onu söyleyeyim. Orijinal X-Men çizgi romanları bu. Yani? Orijinal 5'i orijinal anlatan X-Men hiç tutmayan bir seri abi. Nerede Resmen, patlıyor peki abi? Hani kimse okumuyor öyle söyleyeyim ve hani iptalin eşiğine geliyor. Hatta iptal oluyor bir yerde. Ondan sonra X-Men'i geri getirmek için birkaç tane yazar çizere birleşiyorlar. Giant Size X-Men diye bir çizgi roman çıkarıyorlar. Yepyeni bir kadroyla geliyor. Eski kadroyu full siliyorlar. Cyclops haricinde hepsini atıyorlar hikayeden. Yepyeni kadro işte Wolverine orada geliyor, ne bileyim Storm orada geliyor. Ondan sonra birkaç tane farklı bayağı yeni bir karakterler falan. falan var. İşte Banshee geliyor, Gambit yok. Gambit bayağı sonra. Hadi. ya. Banshee geliyordu, Batman geliyordu falan filan. Bayağı yani Kolosus falan hep orada geliyor onlar. Yani orada böyle bayağı yepyeni bir kadroyla giriyorlar ve X-Men oradan sonra tutuyor aslında. Oradan sonra insanlar sevmeye başlıyor. Yeni kadroyla beraber. Ee, onu mu yaparlar acaba diye de düşünmüyor değilim. Direkt o noktadan mı girerler? Orijinal beşli çoktan iptal olmuş, alt edilmişler falan filan. Bir sürü şey var kafamda çok fazla soru var ve bu soruların cevabını almak için bence en az bir 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 buçuk sene beklememiz gerekecek çünkü bu her ne kadar şu an Disney satın aldı desek de Ortak, bu öyle zartali satın aldı hop ben başlayayım gibi bir durum değil tabii, bu çok uzun bir süreç çünkü zaten yani, hala hazırda uzun süreli ellerinde projeleri planları vardır bunları da yavaş yavaş değiştirecekler ya, satın mantıklı. alma süreci de abi bu yani tekrar yapılanma falan çok uzun sürecektir ben yani. sana söyleyeyim en az bir, bir 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 buçuk sene bu konuda hiçbir şey duymayabiliriz hiçbir şey öğrenmeyebiliriz Peki sana bir şey soracağım şimdi Disney baktığın zaman e, bu markaları bir araya getirmesi hani Marvel evreninin artık bütünleşik bir yapıda olacak olması sevindirici sinema severler için çizgi roman severler için ama bir taraftan da Disney'e baktığın zaman adam Marvel alıyor, gidiyor Fox alıyor, gidiyor Star Wars alıyor. Ya yani bu tabii bizim yorumlayabileceğimiz bir şey değil ama dışarıdan bir göz olarak nasıl görüyorsun abi bu her şeyi alabilme bir hükümdarlık, tekel olma demeyelim ama tekel olursa New da oluyor şu anda. <laughs> mesela şimdi e, Fox olmasaydı belki de Deadpool asla Hı hı. Şu andaki sevdiğimiz gibi görmeyecektik. Veya e, işte Old Man Logan'ı asla görmeyecektik. Veya yapsaydı bile bizim asla e, tasvip etmeyeceğimiz, istemeyeceğimiz, içimize siniremeyeceğimiz karakterler olarak görecektik. E, rekabetin her zaman için her iki taraf açısından da rekabet yapan daha cesur, daha farklı ve yenilikçi olmaya yetiyor. Yani konsollarda da görüyoruz bunu. Hı hı. PlayStation 4'ün nasıl yardırdığını, PlayStation 3 döneminden aldığı e, darbeler sonrasında vesaire. Yani Tekel olduğu zaman sence Star Wars bir noktada şeyini yitirir mi? İşte nasıl olsa zaten bizde, rakip de yok etrafta. Ne atsak gidiyor. Mu acaba işte bilemiyorum şu Çünkü an. Çünkü DC de yetişemiyor <laughs> abi yaptığı işlerle. <laughs> DC'nin ortaya koyduğu portreler tutmuyor abi. Yani Marvel kadar başarılı değiller kabul etmek ya gerekiyor. Ya Disney'in şu anda 2007'den beri yaptığı atılımları düşünelim. Iron Man'in ilkinden beri ilk filminden beri yaptığı tüm o atılımlar, bilmem falan filan düşünelim abi. Yani bunun rekabetle ne kadar alakası var bilmiyorum ama çok ufak tefek noktalar haricinde çok başarılı gidiyorlar. Hani Disney'in evet ya hiçbir firmanın tekel olmasını kimse istemez bu arada. Her şeyi böyle bünyesinde barındıran, her şeye sahip olan bir firmayı kimse istemez aslında ve o yüzden de insanlar zaten sürekli eleştiriyorlar. Disney işte çok büyüdü, çok fazla şey yaptı, her şeye sahip artık. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir şey yaptığımız yok. Ne yapacağız? Bir şey yapacağımız yok. Adamlar açıkçası kaliteli iş yapıyorlar. Ya Star Wars iyi gidiyor Rahatsız <laughs> değilim yaptıkları işlerden. Star Wars da iyiler. Yaptıkları filmler Star Wars. Filmleri ben de gayet ben gayet mutluyum. Iyi. Pek çok insan bana katılmıyor bu arada gördüm. Disney Star Wars filmlerinden nefret ediyorlar. Ben de George Lucas filmlerinden nefret ediyorum. Özel sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> yani şey iyi gidiyor. Şu an Star Wars ben memnunum. Rogue One'dan değildim ama Force Awakens ve Last Jedi'den oldukça memnunum Marvel filmleri oldukça iyi gidiyor arada diğerleri kadar iyi olmayan filmler var ama rezalet bir Marvel filmi seyretmedim ben öyle of abi berbattı falan dediğim bir Marvel filmi yok o Yani diğer projeler nelere girecekler? Daha bir sürü şeye gireceklerdir eminim bu arada. Bu sadece son değildir. Bu, bu yani, satın almanın ardından bilmiyorum tabii. Ki. Yani bu arada çok büyük bir yatırım yapıyorlar. 52 milyar dolar korkunç derecede büyük bir yatırım ve onun karşılığını herhalde bir 20 yılda falan alırlar. Çok uzun süreli bir yatırım. Evet, zaten firmalar hani öyle ya Abi, ay sonunda kurtarılır şeyinde değil de bir 50 senelik 100 senelik yani projeler şeyi yapıyorlar. Şeyi düşünüyorum ben çünkü ee, hani gelmiş en fazla kişi yapmış filmlerin bile izlemesine 2,5 milyar dolar mı ne? Hani senede onlar iki tane yapsalar 5 milyar. 5 milyar. 10 sene, sene, sene de anca yani gelecek. Tabii ki bir sürü yan ürün var. Sadece gişe değil bu olay. Yani oyuncakları, franchise'ları, oradan buradan ürünleri, çantaları, zartları, şey zutları, var bir sürü şey var ama. Post. yani e, çok özür dilerim sözünü kesiyorum ama hani Disney'in yatırımcılarının Hı -hı. da daha fazla şevklenmesine sebep oluyordur diye düşünüyorum. Oha Disney Marvel almış. Yatırım yapalım hı hı. diye hareket eden bir şey de vardır. Bizim görmediğimiz arka planda. Bunun işte yok borsası, yok bilmem değeri, şunu bunu gibi hı hı. şey olmadığımız ekonomist olmadığımız için olmadığımız için bilmiyoruz ama arka tarafta bir Disney markasının değerinin büyümesi de söz konusu. Tabii ki. Ciddi bir büyüme. Abi düşünsem yani. Marvel var elinde, Star Wars var. E, Simpsons vesaire falan da aldın şimdi. Arka planda yine birkaç Tabii. şey var. Elinde zaten şeyler var. Ne o? Eğlence parkları var. Nintendo ile anlaştı biliyorsun. Nintendo özel eğlence parkı yapacaklar vesaire. Yani bu, bu bizim gördüğümüz uh -huh. kısmıyla, bu filmler vesaire. Oyunlar var. Oyun tarafı da var şimdi Disney'in. Evet. Yani gibisinden gibisinden. Şey çok komik giderdi yani. Gidip Warner Bros. satın almaları çok komik giderdi. Abi o efsane <laughs> <bir> <laughs> olurdu yalnız öyle bir şey. Ondan sonra millet şeyi beklerdi. Avengers vs Justice League ne zaman? Abi yani o şey olurdu ya. Eğer Warner Bros. alsaydı işte. Tengen topla Guren Lagar. gücü yetmez. Kainat fırlatır sağa sola. Ya Warner Bros almaya gücü yetmez. Warner Bros çok büyük bir firma. Evet, yani büyük gücü yetmez. Aksa Fox'a bile yetmesi bana zaten garip geliyor da bu arada. Fox bayağı sıkıntıdaydı diye biliyorum ama ya son yıllarda. Galiba evet. Yani zorlanıyorlardı galiba. Birkaç tane falan, falan da ellerinden çıkmış tane dersen bu arada. FX'i, bir sürü şeyi falan satın almışlar şu anda. Disney bildiğin Evil Lord'a doğru gidiyor. Evil Mastermind'de her şeye sahip olan arka plandaki hani böyle bir filmlerde vardır ya büyük firmalar. Herkesin böyle çok sevdiği bir firma vardır falan. Herkesin böyle sürekli gönlünü hoş eden bir firmadır ama arka planda bir şeyler yapıyordur böyle pis. Ambreza. Herkesini durdurmaya çalışıyordur <laughs> falan böyle bir şey. Bir grup insanı durdurmaya çalışır falan böyle. böyle o şirketin pisliğini ortaya dökmeye çalışır falan. Tam filmlerdeki o şişe, şirket gibi şu anda. Evet. Hepimiz çok seviyoruz. Ya Disney harika iş yapıyor falan. Meğerse arkamda beyinci kama cihazları falan. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın efendim. Evet. E, görmüş olduğunuz arkadaşlar Uzun uzadıya konuştuk bizler de. Siz ne düşünüyorsunuz? Marul evrenin tabii ki bir araya gelmiş olması, artık karakterlerin birbirleriyle kucaklaşabiliyor olması, eminiz beyaz perdede artık yeter abi ya yavaş yavaş sonuna gelsin dediğim süper kahraman canısına yeni bir soluk. şöyle yeni bir, bir tek şey katabilir. yok herhalde. Bir tek Venom yok herhalde ellerinde. E, o da abi Sonic niye o Sonic'te duruyor hala bilmiyorum <laughs> ya. spider almışlardı almışlardı değil mi? Yani Sony ile ortaklaşa gidiyorlar şu ortaklaşa gidiyorlar. Daha almış <laughs> değiller tam olarak ortaklaşa gidiyorlar. Geliyor dur sırada Sony var. Playstation falan da alıyorlar bütün <laughs> <üstteği. gülüyor> Evet bakalım ne olacak. Venom'u da alsınlar tam olsun. Venom'la da alakalı geçtiğimiz günlerde ürkütücü birkaç e, detay hmm. gördük. Aslında Venom'un bildiğimiz o örümcek adamdaki Venom değil. De. Aslında hani bilinen bir başka Venom daha var. Ajan e, portresiyle bir Venom daha var. Setten çekilen ve e, sosyal medya üzerinden dolaşan görsellere bakarsak bildiğimiz o hani uzaylı kıyafeti üzerine yapış uzaylı simbiyotik yaşam formu üzerine yapışmış bir Venom değil de farklı bir Bayağı Venom gibi bir ha, şey ha, yani. gibi bir, şey. bir e, Venom'la karşı karşıya olabileceğimiz dile getirildi ki ya böyle bir şey olursa inanılmaz üzülürüm. Ya ben çok heyecanlıydım Venom'dan ötürü çünkü. Ya ben de inanılmaz sevdiğim karizmatik o... bir e, yani, kendisi. Hani aşina olduğum bir karakterdi. ismini ben ben iki zor duydum. Ya. Agent Venom diye bir konsept bilmiyordum. Varmış. Bayağıdır da varmış. Ben de bilmiyordum yani. Ben de yeni öğrendim onu. Yani evet. Çorba abi. Küçük Marvel, bütçeli çorba. bir şey yapacaktı herhalde. <laughs> Neyse efendim bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler.